Arkadaşlar, şimdi geldi sıra balkonumuzun temizliğine. Allah'ıma şükürler olsun, balkonumuz sonunda bitti. Bezi de çekildi. Şimdi temizliğe geldi sıra. Şöyle bir kuru bez yardımıyla. Anladın mı? Hı hı. Ayhan da zeytin yapmışmış sana sandalye. Oyunu da sermiş sandalye boşuna. Ha, maskemi getirin, nasıl toz yorum. Bu da. Arkadaşlar, şimdi ben bunu üçer üçer sileceğim. Mesela bir, iki. Ancak bu şekilde temizliği olur. Serkan'a kalsa yıkayalım, hortum tutalım, viladayla silelim diyor. İlk temizliğini eğer kuru bir bez yardımıyla silerseniz fayanslarınız çok temiz olur. Buralarda var mı? Neyi var mı? Gez işte, hoş. Bilmiyorum. Buralarda yok. Ben de baktım oradayken. Biri. Maskemi de takın ağzıma toz girmesin. Önce duvarlardan başlayın. Serkan, hazırladın mı fayans şeyini? Evet. Vedanı, çekçeğini. Hazırladıydım valla. Sarhoşum o. He. Bak bakalım biz, gözüküyor mu videom? Gözüküyor.
yıkadık. Temizlenmiş hali. Çocuklar güzelce köpükledi. Bir de köpük banyosu gibi yaptılar burada. Güle oynaya İbrahim ile Ayhan. Çok da mutlulardı. Çok şükür balkonumuzun kasası gitti. Daha etraf toparlanacak. Yavaş yavaş. Sıra geldi çeşmemizin kenarına. Şöyle ustamız çeşmemizi yapıyor. Ben de dip frizimi temizleyeceğim boşaltıp. Sıra geldi dip frizimize canlar. Şöyle bir de diğer tarafını göstereyim. Burada yıkanmadı. Buranın dezini çekti abi. Görüyorsunuz. Bu da yıkanacak hali. Şu yıkanmış hali. Bu da yıkanacak hali. Ben şimdi dip frizimi temizlemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, sıra geldi dip frizimize. Dip frizimiz neredeyse 2 gündür bu şekilde bayağı buzunu bıraktı. Bu markaların bir özelliği varmış. Şöyle göstereyim. Kalın duvarmış. Şu eni çok görüyorsunuz, çok kalın. Bu kalınlık elektrik gittiği zaman 2 veya 3 gün içindeki sebzeleri, ürünleri soğuk tutuyormuş canlar. Bu da küreği biraz önce denedim küreğiyle. Buzunu bırakıyor mu diye. Şimdi içindeki malzemeleri boşaltalım. Neler var neler. Ondan sonra içini temizleyelim. Buzunu temizleyelim. İçini de silelim. Tekrar yerleştirelim. İnanın bayağı bir yer kalacak eminim. Hadi o zaman bize kolay gelsin. Telefonumuzu sabitleyelim. Arkadaşlar şimdi içindeki malzemelerimizi boşaltalım. Neredeyse bunlar da çiziliyormuş. Şöyle maydanozumuz var. Patlıcan koymuşsun. Bahçemi. Domates. Yeşil fasulye. Karnıyar mutfarım. Şimdi burası dolacak. Ya bir aldıramadık ya da bir yer boşaltırız. Kıymalarım. Bunlar dolmalık biberlerim. Şunu da değildim, sucuğu koydum. Bu da kendi ev yapımı sucuğu. Bunları da değilim içine koyacağım. Doğradığım biberlerim. Çözülmemiş. Üstünün ağzı açık olduğundan çizilmiş. Buna bak. Buzlara bak. Ben kürekle kımıldattım burayı. İçindeki malzemelerimizi bu şekilde boşaltalım bakalım. Thank you.
arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar malzeme almış bizim dipfrizi. Bunlar tek tek yerleştireceğim. İçini sileceğim. Buzlar çizilsin. Daha buzunu bırakmamış. Tekrar bunlar yerleştikten sonra göstereceğim sizlere. Bana kolay gelsin. Görüşürüz. Evet canlar. Görüyorsunuz dip frizimizi güzelce sildim. Hava bayağı kararmak üzere. Akşam ezanı okunacak. Şöyle içinin buzunu da temizledim. Sıcak suyumla güzelce sildim. Şurada da bir tane biber tanesi kalmış, görmemişsin. Burayı da sildim değerli takipçilerim. Bu da içinden çıkan malzemelerin pek az alıyor diye daha büyüğünü almayı düşünüyordum ama çıkardığım malzemelere bakaraktan gerçekten bayağı bir malzeme sığmış. Şimdi bunları tek tek yerleştireceğim canlarım. Daha sonra yerleştirmiş halinde sizlerle paylaşayım. Öğretmenim bunu ben yaptım. Gördüğün gibi balığı. Şöyle. Çok güzel olmuş İbrahim Efe. Arkadaşlar şimdi dip frizimi yeniden yerleştirdim. Görüyorsunuz ne kadar yer kaldı. Bayağı bir şeyler de çıkardım. Çıkarmak zorunda kaldım çünkü. Zamanında koymuşsun. Şöyle göstereyim. Onları da sabahleyin tavuklara falan vereceğim. Mesela şöyle söyleyeyim. İç hazırlamışsın. Bulguru atmaya kıyamamışsın. Onları falan koymuşsun. Onları da sabahleyin tavuklarıma vereceğim. Görüyorsunuz bir sürü yerim kaldı. Şimdi buraya dünyanın biberini aldıracağım. Yarın ilk işim inşallah Allah nasip ederse biber toplamak. Daha sonra onları kıyıp poşetleyip dip frizine indirmek. Domates koyacağım. Çok seviyorum. Bahçede toplanan domatesi kışın yemesi acayip oluyor. Sanki dalından yeni kopmuş gibi oluyor değerli takipçilerim. Her şeyimiz var Allah'a şükürler olsun. Allah ağız tadımızı bozmasın. Şimdi dip frizimizin fişini takalım. Şöyle. Bismillah diyelim. Fişi takalım. İlk olaraktan kırmızı ışık yanacak. Çünkü bu ışık yani elektrik dip frizinin fişini çektiğimi ve buzunu çözdüğünü, şimdi kırmızı ışıkla buz tuttuğunun ifadesi arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.